sıfatla ilgili gayrimunsarif bir kez sıfatın gayrimunsarif olmasıyla ilgili üçüncü nokta en tekune sıfatu ma'duleten sıfatın olması kanın ismi kanının haberi nasb olur. Sıfatın olmasıdır ma'duleten an veznin ahire. Evet, başka bir vezinden getirilmesi yani ma'dul, adil yapılmasıdır. Bir sıfat var, başka bir vezinden getirilmiş. Mesela lihaza el-adil, mesela mevdi'ani, iki şekil söz konusudur. İza kâneti sıfatu, sıfat olduğu zaman ahadel a'dadi el-aşareti el-evveli. Yani ilk 10 adet, eğer ilk 10 adetten biri olursa bu sıfat, o zaman ve kânet ala vezni fual. Fual veznindeyse mesela ruba, humas, ondan sonra thulas gibi, sudas, bu şekilde bu vezindeyse eğer sayılar birden ona kadar uşar ya da mef'al, mesela merba, mehmes, mesdes, mesba ya da metsa, ma'şer gibi, bir de mef'al vezindeyse yine bunlar sıfat yapılıyor. Normalde sıfat değil. Yani ne yapılmış? Yani bunlar ma'duledir. Bir başka vezinden ma'dul yapılarak sıfat yapılmış. Yine mesela uhad. Bakın fual vezinde uhad. Bu nedir? Hem sıfattır hem de adil var burada. Adil. Bakın adil kelimesi önemlidir. Şeyde de alemde de vardı. Adil yani başka bir vezinden uydurmaktır. Yani bir vezni kullanıp başka bir vezne şeyi getirmektir. Kullanımı. Buna adil denir. Ma'dul. Yani düzenleme, tadil etme. Yine mevhed. Mevhed. Bakın. Mevhed kelimesi yine sıfattır. Tabi uhad birer birer anlamına gelir. Mevhed kelimesinin de şöyle manasını ben söyleyeyim. Mevhed kelimesi o da birer birer demektir. Yani ikisi de birer birer. İkişi, mesela ikişer ikişer. Mesna, mesna. Yani mesles, mesles. Merba, merba. Yine suna, mesna. Mesela mesna Kur'an'da da geçiyor. Mesna ikişer demek. Suna, u. Mesna, tabii mesna bu elif bırakmıyor burada. Elifi maksuredir. Üstünde hareket kabul etmiyor herhangi bir şekilde. O nedenle burada aslında damme-i vahide vardır. Tek bir damme vardır. Gayrimunsarif olduğu için. Gayrimunsarif sebebi birden ona kadar sayılardan sayı vezninden getirilerek sıfat yapıldıkları için. İkişer demektir. Yine sulas, üçer, mesles, ruba, dörder, merba, dörder, humas, mehmes, sudas, mesdes, suba, mesba, thumanu, yine mesmenu, tusa'u, metsa'u, uşar, ma'şeru. Bunlar hepsi gayrimunsariftir. Bir daha diyorum, gayrimunsarif olmasının sebebi sıfattır. Bir de adildir, adil. Hem sıfat hem de adil. Adil bir vezinden getirilmiştir. Yani aşaratun vezninden getirilmiş. Tis'atun vezninden getirilmiş, sıfat yapılmış. Buna adil denir. Ve hazel veznu, bu vezin yani fual ve mef'al vezni. Hazel vezin ma'dulun, evet, ma'duldur anil adedi el mükerreri, tekrar eden adet. Merreteyni, iki kere tekrar eden adet. Mesela birer birer, ikişer ikişer. Fe izâ kulte, sen desen ki ca'el kavmu mesna, kavim geldi ikişer ikişer, yani bir grup geldi, grup geldi ikişer ikişer grup geldi. Burada ma'nahu kavmunun burada mesna ona nedir? Sıfat oluyor. Niye peki bu sıfat harfi tarifte uyumlu değil? Çünkü bu gayrimunsariftir, harfi tarif almaz. Harfi tarif alsa gayrimunsarifliğe gider. Ma'nahu ca'al kavmu isneyni isneyni. Yani burada hal olarak biz manası hal olarak anlaşılıyor. Yani işte topluluk yani cemaat geldi ikişer ikişer isneyni isneyni. Ve tekulu mesela dehalet tullab, öğrenciler girdi. Humase. Huma
Evet, dakhala tullabu humase. Humasen demiyor. Ben bunu mesna dediğim zaman sıfat dedim yanlış. Bu haldir. Haldir mesna. Hal olmasına rağmen neden burada tenvin almamış? Yani mesnen, çünkü tenvine engel gayrimusarifliktir. Burada da dakhala tullabu humasen. Normalde eğer gayrimusarif olmasaydı humasen, çünkü haldir. Öğrenciler nasıl girdiğini burada ifade ediyor humase. Hal olmasına rağmen burada öğrencinin hali humas, gayrimusarif olduğu için tenvin almamış. Tabi konumuz sıfat konusudur. Yani hal da işte sıfat sayılıyor herhalde. Bakalım nasıl bir açıklama gelecek. Ve dehalettullabu khamseten khamseten. Yani beşer beşer geldiler öğrenciler. Girdiler. Kale Teala. Mesela ayet-i kerimede fenkihu fenkihu ma tabe lekum minen nisa'i mesna ve thulasa ve ruba'a. İkişer, üçer, dörder. Bakın burada mesna, bedel, bedeldir. Yani nisa kelimesinden bedel mesna. Min tabi ma kelimesinden. Yani fenkihu ma, o şeyi ki yani onu nikahlayın. O ma nedir? Mesna, sulase, ruba'a. Evet. O şekilde nikah edin ki mesnadır şekil, sülasedir, bir de ruba'adır. Ma, dolayısıyla burada bedel min ma, ma'dan bedeldir. Yani hangi şekilde nikahlayın? Mesna, sülase, bir de ruba'a şeklinde. Dolayısıyla ma mübdelu mih'tir. Nisa mübdelu mih değildir. Evet, mensuptur. Niye mensuptur? Çünkü ma burada mef'ulü bi'tir, o da ona uyuyor. Ve alametu bedel mübdel minha uyar. Ve alametu nesbi el fethatu el mukadderatu. Mukadder fethadır mesna, sulase. Tabi mesnada mukadderdir, sulasede değil. Litta'azzuri, ta'azzur, çünkü elifi maksure var. Ve hiye fethatu vahidatun. Tek bir fethadır. Yine niye? Çünkü gayr-ı musallim li'ennehu memnu'u mine's-sarf lil-vasfi. Vasıftır bu. Vasıf, sıfat değil. Vasıftır. Yani hal bir şeyi vasf ediyor. Sıfat değilse de vasıftır. Vel-adil. Bir de adildir. Niye adil diyoruz? Çünkü burada isneyn kelimesi, isnan kelimesinden ma'dul, ta'dil yapılarak mesna oluşturulmuş. Mef'al vezni. Yine selase kelimesinden sulas. Erba'a kelimesinden ruba'a oluşturmuş. Buna adil denir. Vasıf mıdırlar? Bir de vasıftırlar. Çünkü ma'nın ma'dan bedel, ma'nın vasıflarıdır yani. Fehve ma'dulun an isneyni isneyni. İsneyni isneyni kelimesinden ma'duldur. İsnani değil, isneyni isneyni. İşte selaseten selaseten. Ondan ma'dul yapılmış. Onun ta'dil yapılarak oluşturulduğu bir kelimedir. Yine erba'aten erba'aten ruba olmuş. Çok güzel. Yani bunu da yeni arada anladım. Bu ta'dil o işi isneyni isneyni'den mesna yapmaktır. Evet. Sulase bu nedir? El vav, buradaki vav harfu atıftır. Evet. Önce onu yapıyoruz. Mebnidir vav alel fetih ve sulase ismün ma'tufun, ma'tuf isimdir, mensuptur. Çünkü ma'tuf aleyh olan mesna mensuptur. Alametu nesbi el fethatu, nesb alameti fethadır. Fethi vahide ve hiye fethatun vahidatun. Bir tek bir fetha liyennehu memnu' minessaf vasf, lil vasfi. Bir de adil, vasıf ve adil onda vardır. Ruba'a i'rabu sulase neyse ruba'a da odur, nefsu. I'rabu sulase nefsuhu. Evet, yani sulasen irabı neyse o da odur. Ve kâle teâlâ elhamdülillâhi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusunan ulî ecnihatin mesnâ ve thulâse ve rubâ'a. Yine burada ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekler. Burada mesnâ kelimesinin irabı haldır.
hal, yani mef'ul bih olan melaikenin halidir. Cailil melaike, cail kelimesi burada ismül faildir. Fiilinin işini yaparak melaikeyi yani cailil melaiketi rusulen, rusulen kelimesini işte o da hal olarak uli ecnihatin, o da hal, bir de mesna, bu da hal. Yani hal şeklindedir. Hal mensubtur. Haller mensub. Alametun esbiyel fethatu mukadderetudur. Niye? Çünkü mesnada elif-i maksure var. Litta'azzur. Ta'azzur var. Veyye fethatu vahidatu. Şu mesnada fethati vahide var. Yani o memnu'u minessarf lilvasıf. Bir de adil var. Fehve yani nereden adil yapılmış mesna? İsneyni, isneyni. İkişer, ikişer. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ikişer ikişerdir. Yani gece namazı ikişer ikişer kılınır. مثنى 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 haberdir. Merfu olur haberler. Alametur raf'i eddammetul mukadderatu litta'azzur. Çünkü مثنى almaz. وَيَّ دَمَّةٌ وَحِدَةٌ نِيَ لِيَنُوا مَمْنُعُ مِنَ السَّارْفِ لِلْوَصْفِ وَالْعَدْلِ فَوَا مَعْدُولٌ اِسْنَيْنِ 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 kelimesinden, ikişer ikişer kelimesinden ma'duldur. Mesna, ikinci mesna nedir? O da es-saniye yani tevkidun lafzi. Lafzi bir tevkiddir. Tevkid için mensuptur. Çünkü kendisinden sonra önce gelene uyar. Alametun esbi el-fethatudur. Vehiye fethatun vahidatu. O da fethayı mukadderedir. Memnu min esaf vasf var. Onda bir de adil var. Şöyle kelimetu uhar, uhar kelimesi. Bu da yine vahiyya mine sıfatil ma'dule, yine ma'dul sıfatlardandır uhar kelimesi. Tekulu merertu bi nisvetin uhare. Uhare kelimesi yani kâle ta'ala ve men kâne meriden ev ala seferin fe iddetun min eyyâmin uhare. وقال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. Bakın ayyam ukhra sıfat olmasına rağmen kesre almamış ayyam gibi. Çünkü gayr-ı münsarif ukhr kelimesi sıfatın neyin sıfatıdır? Kelimeti ayyam. Ayyam kelimesinin sıfatıdır ayyam. Mecruretündür. Alametu cerriha el fethatudur. Cer alameti fetha olmuş. Niye? Açıklama lazım. Li'enneha. Çünkü bu sıfat, o sıfat memnu'atu minessarfi vasıftır. Bir de adildir. Yani bir vezine, bir vezinden alınmıştır uhar kelimesi. Ve nüşiru ila enne kelimete uhar, uhar kelimesi cem'un li kelimeti uhra. Uhra kelimesinin çoğuludur uhar. Yani el müennes, uhra müennestir. Uhar da onun çoğuludur. Nisvetin uhar. Yani o kadınlar ki diğer kadınlar. Uhra diğer, diğerleri. Bu müennes bir kelimenin çoğulu. Ve kelimetu uhra müzekkeruha ahir. Evet. Ahir, ahir son demektir. Ve ve ismu tefdil, tefdil isimdir. Ala vezni ef'al, ef'al vezninde yani malda e'kherdir, a'kher olmuş. E'kheru, iki tane e gelince a oluyor, a'kheru olmuş, e'kheru, a'kheru. Bu da ef'al vezninde bir mana mugayir. Yani ey, mesela uher, uher dediğimiz zaman cem'u uhradır. Vasfun li cem'i muennes. Cem-i mühennes için bir vasıftır. Şöyle yani o kadın, diğer kadınlar, diğerleri anlamına gelir. Cem-i mühennes diğerleri uhra müfrettir. Uher o da cem'tir. Mühennes olan uhranın. Uhra bu sefer uher değil. Uhra şunu yapıyoruz. Mühennestir. Ahir ise, ahir ise müzekkerdir. Yani uhra ile ahir müennes müzekker. Bu uhar, uhar kelimesi çoğuldur.
أخرايا. وهو اسم تفضيل آخر، اسم تفضيل على وزن أفعل. Tabi yukarıdaki açıklamayı aynen buraya da getirmiş. Biraz burası bana göre biraz karıştırmış ama sıkıntı yok. Yani mana anlaşılıyor. Demek ki uhra müennes müfrettir. Uhar o çoğul müennestir. Uhar. Nisvetün uhar. Şöyle ayeti bir daha göstereyim. Bakın. Eyyamin uhar nisvet değil. Eyyamin uhar. Yani diğer günler. Min eyyamin uhar. Diğer günler demektir. Tabi eyyam kelimesine niye uhar getirilmiş? Yani uhar burada dedi ki cem'u li kelimeti uhra. Evet. Şöyle ve leallena netesâelu an vecihil adli hâhuna. Yani burada adil nasıl olmuş onu soracağız diyor. Netesâelu sorabiliriz. An vecihil adli. Adil vecih burada nasıldır? Yani uherde hâhuna. Fenekûlu inne âher âher kelimesi e'heru ef'al vezni ismu tefdildir yani. Mücerredun min el. Harfi tariften tecriddir âher. Vel idafe, idafeden de tecrid edilmiş. İdafeye de girmez. Harf tarif tarifi yani el aher denmez. El yani aheru falan da denmez. İdafe ve harf tarif gelmezse. Lizalge kânel kıyasu yektedi enne kule mesela merertu bi nisvetin ahere. Yani işte uher değil ahere. Velakinnehum yani burada ahere müzekkerdir. Şimdi velakinnehum adalu an zalika fekalu onlar ahir kelimesini bir vezne getirmişler ki çoğul yapmışlar müennese uhraya göre şöyle demişler merertu bi nisvetin uhere. Evet merertu bi nisvetin uhere. Burada uhere yani ahire değil uhere şeklinde getirmekle tadil yapılmıştır. Yani burada ahir müzekker için olması asabiyle nisveye uymuyor diye uhar şeklinde bir kelime oluşturulmuş. İşte bu bir sıfattır ve adil yapıldığı için gayrı musariftir. Evet. وَالصِّفَةُ اَلَّتِي تَنْتَهِي بِأَلِفِ التَّانِيسِ الْمَمْدُودَ Elif-i tanisi memdude yani memdud müennes elif. Eğer onun sonunda varsa sıfatta o da yine gayrı musarif kübra gibi. Fi el müfredi müfredinde böyleyse ev el cem'i ya da çoğulda da böyleyse fark etmez. Ve min zalik mesela hamra beyda elif memdudeler işte ezkiya akviya bunlar tabi elif-i memdude ben kübra elif-i maksuledir. Memdude şöyle yani uzun elif diyelim. Bu memdude elif mesela ezkiya çoğuldur. Zekiler. Akviya o da güçlüler. Bunlar çoğul olmasına rağmen elif-i memdude ile bittiği için gayrı münseriftir. Hamra ve beyda ise renk isimleri olmak hasebiyle sıfattırlar. Onlar da yine gayrı münserif. Minel ehtai eşşai'ati yani yayılmış bir hata yayılmış hatalardan biri şudur. Enneke işte tesme'u ahyanen bazen sen de işitirsin. Fi neşerati fi neşerati el ahbar haberlerin işte neşrinde kavlehum yani haberleri neşredenlerin şu sözlerini sen de işitirsin. Vakad sakatat el emtaru ala enha'e mutafarriqatin ala enha'in mutafarriqatin olacak. Bunu mesela enha'e diye okuyor. Niye? Çünkü burada elif-i memdude var. Mutafarriqatin minel biladi. بِمَنْعِ كَلِمَةِ اَنْحَاءَ مِنَ السَّرْفِ yani enha kelimesini sarftan memnu yapıyorlar. Gayrı musarif zannediyorlar. وَهَذَا خَتَوْنْ çünkü bu hatadır. Çünkü enha لِأَنَّ تِلْكَ الْكَلِمَةَ çünkü bu kelime mesrufetir. Yani sarf edilen bir kelime. اَنْحَاءٍ وَحِينَ تَقْرَوْ قَوْلَهُ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Burada gerek رحماء gerek أشداء ikisi de gayrı münseriftir.
وتجد الكلمتين أشداء ورحماء ممنوعين إكسين ممنوعتر ممنوع من الصرفتر. Şimdi bununla ilgili bir açıklama geliyor. من الصرف ممنوع من الصرفتر bu iki kelime. إذ على آخرهما o ikisinin sonunda dammetun dammetun vahidetun tek bir damme var. Evet ruhamau şiddau. Fema sebebu fi zalike. Bunun sebebi nedir? Yani ruhamau ve şiddau yine elif ve elif memduda olması mıdır? Bakalım. Çünkü sıfat değil. Nukaddimu el kaidete. Şu kaideyi el hasıl özel bir kaideyi takdim edeceğiz. Bihateyni el kelimeteyni. Bu iki kelimeyle ilgili özel bir kaide zikredeceğiz. Ve bir kelimeti enha. Bir de enha kelimesiyle ilgili. Yani hem çünkü enha da sıfat değil orada. Sıfat olmamasına rağmen nasıl gayrimusarif yapılıyor haberlerde. Bir de eşidda sıfat değil. Ruhama o da sıfat değil. Neden böyle okunuyor? Ama yeşbehuha. Bir de bunlara benzeyenlerle ilgili tabii. Fenakul. Hunake الكثير من من الكثير من صيغ صيغ جمع التكسير المختوم بهمزة أرجم التكسير همزة إلى بتمسة قبلها ألف أنجسي ده ألف إسا مثل مثلا علماء جمع التكسير ده ألف يعني همزة إلى بتمش أنجسي ألف إشتا كرما أغنية أشداء مثلا ولا ولا ده رحمة ده ولا ده شعراء ve yuhti'u ba'du darisin bazı öğrenciler yanlış yapıyorlar hine ya'taqidu şöyle zannediyor öğrenciler ya'taqidu enne külle cem'in cem'in teksirin külle cem'i teksirin cem'i bunu mudah yapıyorum yani teksirin cem'i kırığın çoğulu enne külle cem'i teksirin. Evet, cem'i teksirin mehtumin bi elifin memdudetin her elif memdudeyle birden cem'i teksiri kema fi tilkel kelimati erba şu dört kelimede geçtiği gibi şuara, ehniya, kurema ve ulema sanki hepsi öyleymiş gibi yumna'u mine sarf sanki hepsi böyle sarftan mani olur zannediyorlar liyenne tilkel hemzete fi cem'i teksiri enva'an öyle değil. Çünkü cem-i teksirdeki hemze birkaç çeşittir. Şöyle onun için açıklayacağım. El-hemzetu zaide. Bazılarında cem-i teksirde hemze-i zaide var. Ne gibi? Mesela innaha leyset asliyeten. Asli değildir. Fil müfredi. Müfredte o hemze yoktur. Ve la munqalibeten an asli misli ulema. Yani bir asıldan da kalp olmamıştır o hemze. Ne kendi aslında hemze vardır müfredde. Müfredde ne asli hemze vardır ne de munkalib yani başka bir harf illeden kalp olarak oluşan bir hemze var. İkisi de yoktur. Mesela ulema kelimesi öyledir. Kökü alemedir. Dolayısıyla hemze kesinlikle bu kelimeden değil. Kurema da yine kerume onun köküdür. Bu ikisi mesela hemze ondan değil. Agniya da öyle. Ruhama da öyle. Şidda da öyledir. Ve hazihi asiyahu bu sigalar emsaluha misalleri tekunu memnuata mine sarfi gayrı müsahiptirler bunlar. Çünkü hemze kesinlikle ne aslidir ne de munkaliptir. Başka bir harfi illetten gelme. Böyle de değil. Liennaha min evzani elfi tenisi el memdude. İşte bunlar elifi tenisi memdude veznindedirler. Ve tilkel evzan hiye mesela ef'ila vezni bakın ef'ila fu'ala işte fa'la bu vezinler. Mesela eskiya eşidda estika etibba işte elibba bunlar cem'i labib labib kelimesinin çoğuludur. Agniya ecilla e'izza. Bir de fu'la vezni mesela ruhama. Yani bu vezinler hepsi öyledir. Elif memdudeleri ne asli eliftir. Şey hemzesi ne asli hemzedir. Hemze-i zaidesi. Ne de munkaliptir. Bu vezinler. Ef'ila, fu'ala, bir de fa'la. Bakın ruhama, şuara, udeba, vuzera, sufera, zu'ama,
Hubera, Vuseta, Hulefa, Duhela, bir de Buhela. Yani cimriler, bakiller. Fe'la işte mesela Sehra, Azra, bir isimdir, Türkçe bir isim var, Azra. Beyda, Lemya, bir de Hasna. Bunlar da yine gayrimusayıftır çünkü bunlarda hemze-i zayide söz konusudur. İkincisi, hemzenin ikinci çeşidi elif-i memdudelerde hemze-i asliyetu tezharu fi ahiri el-müfredeti. Müfredin sonunda bulunan hemze-i asli söz konusudur. Yani müfredinde hemze-i asli var bazılarında. Mesela ne gibi? Enba. Bakın enba bu gayrimusayıf değil. Çünkü hemze-i asliyedir. Nebe kelimesinde de var bakın. Müfredinde ne hemze var. Yine edva, dav vardır hemze. Ecza, cüz vardır. Erza, yine zer. Burada da hemze vardır. Yani bunlara da gayrimusarif derse bir öğrenci yanlış yapar. Enba'ın, edva'ın. Yani her ne kadar elif ve hemze ile bitse de bu gayrimusarif değildir. Çünkü müfred, bu elif, bu hemze, hemze-i zayide değil çünkü. فَتِلْكَ الْكَلِمَةِ اَنْبَا اَدْوَا اَجْزَا اَرْزَا لَيْسَتْ مَمْنُوعَةً Memnu değildir minessarfi. Çok güzel bir açıklama oldu. Demek ki hemze kesinlikle asli hemze olmayacak. O kelimenin asli kelimesi olmayacak. فَاِذَا قِيلَ لَكَ Eğer sen dersen ki هَلْ كَلِمَةُ اَعْبَا Mesela اَعْبَا kelimesi مَسْرُوفَةٌ اَمْلَا اَوْلَا Mesruf mudur değil midir? تقول إنها مصروفة لوجود الهمزة في المفرد عبا 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 عبادر bu hanım elbisesi عباءن içinde hemze var hemze olduğu için عبا عباءن diyeceğiz asli unsur olduğu için hemze üçüncü hemze çeşidi hemzeyi منقلبة عن الواو واودان قلب olmuş bir hemze ise yani o kelimenin asli aslında واو var o واودر hemze olmuşsa yine gayrimusarif değil Mesela a'da udvun burada vav'dan dolayı bu hemze gelmiş udvun abha yine behvun abha aba abu mesela vav'dan dolayı gelmiş yine esma sumu vav'dan sumu yani yükseklik esma isim yani sumu isim isim kelimesi sumu vav'dır yine enha yine nahvun bakın nahvun vav'dır vav'dan dolayı hemze şey hemze vav'dan dolayı gelmiş. Yani burada aslında elif yerinde vav vardı. İşte enha bu vav kendini hemze olarak göstermiş. Yani buralarda vav kendini hemze olarak göstermiş. Ve hazi esiyahu bu sigeler leyset değildirler. Memnu'aten minessarfi sarftan memnu değildirler. Yani munsariftirler. Niye? Çünkü onların hemzeleri asli değil ama vav'dan munkalib olmuş. لوجود الواو في المفرد مفرد النواو var وقد قلبت همزةً همزة olarak kalb olmuş hemze olarak kalb olmuş dönmüş hinel cem'i çoğulda hemze olmuş bir vav var dördüncü çeşit hemze işte bunu öğrenciler bilse her şey her böyle hemze ile ondan sonra elif-i memdude ile hemzeyi gördüğü her yerde buna gayrimusarif demez Dördüncü hemze munqalibatun anil ya an ya'in ya'dan munqalib olmuş hemze hemzetun mislu mesela asda ara ra'yun bu ra'yundur ara işte ala yine yani ala ni'am nimetler anlamında ala ve hazihi asiyahu bu sigalar leyset memnu'ata minessarfi sarfı memnu değil لوجود ياء في المفرد مفردنده يا حرفي var رأي سدي gibi وقد قلبت همزة او يا همزه olmuştur حين الجمع çoğul vaktinde sebebu men'i eşya kelimesi sonraki videoda inceleyeceğiz